Çikolatayı aldınız mı? Aldık, aldık burada. Hadi bakalım. Evet. İçerideyken söyleyemedim de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Ben demiştim. Ne demiştin? Babam Canan ablamı çok beğenecek demiştim. Ben Candan ablanı zaten çok beğeniyorum. Beni? Seni de çok beğeniyorum. Oh, hadi bakalım. Damat, heyecan var mı? Yok. Babacığım, bir çay daha vereyim mi? İçer misin? Yok, istemem kızım. Burada içim geçti. Ben biraz uzanacağım. Nereye uzanacağım? İçeriye, odaya. Yok, uzanma. Niye uzanmayayım kızım? Yani işte, uzanma işte, böyle oturalım, baba kız sohbet edelim. Ha. Öyleyse ben pijamalarımı giyeyim, öyle geleyim, sohbet edelim ha? Giyme. Pijamalarını da giyme, böyle otur. Ne oluyor kızım? Ben geldiğimden beri garip garip davranışların içindesin ha? Yok babacığım, bir şeyim yok böyle. Normal oturuyorum işte. Yok, var bir şey sende, var. Söyle bana. Giyinip süslenmişsin. Sanki istemeye gelecekler seni. Gel bakayım buraya, gel. Gel, otur. Dışarıya mı çıkacaktın? Onu mu söyleyecektin bana? Bak, bugünlerde biraz gerginsin, biliyorum. Ben mi sıkıntıya sokuyorum seni ha? Artık büyüdün, koskoca kız oldun. Arkadaşlarınla tabii çıkabilirsin, gezebilirsin. Ama o Uğur denen çapsızla çıkma. Sorun orada. Babacığım, senin o beğenmediğin Uğur... Geldiler. Kim geldi? Misafir mi var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komiserim, iyi akşamlar. İyi merhaba. Akşamlar. Buyurun, buyurun. İyi akşamlar amirim. İyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Sevgi. Baba. Subhanallah. Hayda, niye böyle dedi şimdi? Ben anlamadım ya. Bilmiyorum Uğur, bilmiyorum. Allah şu günü kazasız belasız atlatalım. Başka hiçbir şey istemiyorum ben ya. Ya Uğur, bir sakin ol. Heyecanlı mısın? Olmaz olur mu? Müne nasıl heyecanlıyım? Ya... Ya bir şey diyeceğim, ben ne yapayım onları şimdi ya? Uğur, içeri bıraksana. Canım. Babam bilmiyor. Ay şaka yapıyorsun. Yapmıyorum, söyleyemedim. Şunları alayım. Merhaba Hüseyin amcacığım. Merhaba. Adam bilmiyor. Hı? Adam baya baya istemeye geldiğimizi bilmiyor, değil mi? Abo. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Candan nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın görüşmeyeli? Ben de iyiyim. Öykücüğüm? İyiyim öğretmenim, siz? İyiyim ben de. Siz de iyisiniz. Hayırdır? Hayır. İşte hayır için komiserim. Anlamadım. Amirim, Demir kardeş diyor ki hayır yani hayır. Bizim şerle işimiz olmaz yani. Bizim olayımız hayır diyor. Sizin? Duyduğa inanma. İnanın, inanın komiserim, inanın öyle yani. Sen konuşma istersen ha Uğur. Tamam, tamam babacığım.
hala babacığım diyor bana. O zaman tat diyelim, tatlı konuşalım. Öykücüğüm, yardım eder misin? Al bakalım. Sevgi, bana söylemek istediğin bir şey var mı senin? Kahveleri yapayım ben de. Ben sana yardım edeyim. Sevgi, niye babana söylemedin? Ne yapacağız şimdi? Söyleyemedim. Neden? Ya adam zaten mesaiden geç geldi. Bir soluklansın, kendine gelsin dedim. Sonra tam söyleyecektim. Siz geldiniz candan. Yani baban şu an hiçbir şey bilmiyor değil mi? En ufak bir fikri yok. Yok. Ay eyvahlar olsun. Ne yapacağız? Bilmiyorum Sevgi ama yani bu geceyi sağ salim atlatmaya çalışacağız. Sen biraz fazla mı koydun kahveyi? Ne bileyim saymadım ki. Biraz al içinden. Bu kadar yeter herhalde değil mi? Sevgi bu ne? Ne? Tuz. Niye? Adettendir canım. Pes vallahi yani tuz koymayı akıl ediyorsun, babana söylemeyi akıl edemiyorsun. Ne yapayım, ne yaptım biliyor muyum ben? Hem içsin öyle. Oğlum, bir terslik var lan, bu adam niye böyle? Ya oğlum, kurulma adamı ya. Her zamanki Hüseyin komiser işte. Gülüm biraz, gülüm biraz. Komiserim, daha da nasılsınız? İşte işler güçler, koşturma, aksiyon, olaylar. Demir, beni yanlış anlama ama oğlum. Siz akşam akşam niye buraya geldiniz ha? İnşallah korktuğum şey için değildir. Yok komiserim, korkulacak bir şey yok. Kahveler de geldi. Babacığım. Al bakalım tatlım. Teşekkürler Canan abla. Sağ ol Sevgi. Şu Sevgi. Tamam. Sağ ol. Alıştı. İyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Sevgi bu ne ya? Adettendir bu. Evet, evet. Adet demişken de... bizim aslında sebebi ziyaretimiz... Demir, istersen ben bir şeyler söyleyeyim, sonra konuşursun. Kızım, sana bir soru sormak istiyorum ben. Tabii babacığım. Ben Şam babası mıyım yoksa Meşe Palamut'u muyum ha? Estağfurullah babacığım. Yani usulen de olsa beni istemeye gelecekler diye sormadığına göre öyleyim ha? Bak kızım eğer beni öldürmek istiyorsan içeride benim silahım var. Masraf etmeye gerek yok. Çek vur bitsin bu iş. Dalga geçmezler hiç olmazsa. Aşk olsun babacığım. Olur mu öyle şey? Ne biçim söz öyle? Olur olur. Seni istemeye gelirken benden izin almaya gerek duymadıklarına göre o da olur. Değil mi Demir? Doğru. Bak pişkin pişkin yüzüme bakıp doğru diyor. Yok ona doğru değil. Tamam Demir boş ver. Kızım bana ne zaman haber verecektin ha? Davetiye mi verecektin ben evleniyorum diye? Babacığım sen öyle o kadar karşı çıkınca biz de yani ben de söyleyemedim. Ne yapalım, ne olur affet bizi. Nasıl karşı çıkmayayım kızım? Bu adamın yüzünden başına gelmeyen kalmadı senin ya. Ben anlamıyorum. Ne buluyorsun? Bu adamdan ne anlıyorsun sen ha? Ben Uğur'u çok seviyorum babacığım. Evet, evet babacığım ben de Sevgi'yi çok seviyorum. Babacığım deme bana lan. Ölürüz biz. Ölürüz vallahi yani biz kavuşamazsak intihar ederiz yani. Şşş. Bu biraz fazla oldu. Biraz fazla oldu değil mi bu?
Şimdi Hüseyin komiserim, arkadaşlar yani gençler birbirini sevmiş değil mi? Bize de ne düşer? Soru sormak düşer Cemal Efendi. Ben de bir soru sorayım isterseniz ha. Bu adamın işi var mı? Kızıma bakabilecek mi ha? Var, 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 var. Çok çok güzel bir işim var. Yani çok yüksek düzey bir restoranda mutfak bölümünde çalışıyorum. Kariyerim çok parlak yani. Ne işi oluyor bu şimdi? Ulaşıkçıyım orada. Ulaşıkçı. Siz söyleyin. Ben gül gibi kızımı bu adama niye vereyim ha bu serseri? Hüseyin amca. Benim Uğur'um serseri değil. O çok iyi biri. Yani aslında kötülükler yaptı. Ama sonra düzeldi. Artık öyle değil. Çok temiz kalpli, yardımsever. Sevgi öğretmenim onu çok seviyor. Uğur'um da onu. Bence Uğur'um hiç üzmez sevgi öğretmenim. Aa, babacığım. Babacığım iyi misin? Aa, komiserim. Babacığım iyi misin? Hüseyin amca. Komiserim iyi misiniz? Getiriyor olabilir. Cemal ambulansı ara. Ay ne oldu bir anda ya? Babacığım, babacığım iyi misin? Komiserim. Uğur, ne oldu? Niye bu çiçeklerden aldın? Yani niye? En iyisine gidip seçtik. Yani en iyilerini aldım. Ya babamın alerjisi var buna. İğnesini yapmam lazım. Alerjisi mi var? Vay ben şansıma ya. Babacığım. Neredeyim ben? Evimizdeyiz babacığım. Ne oldu bana? Kır çiçeği alerjin tuttu. Ama ben iğneni yaptım merak etme çok iyisin. O Uğur'un getirdiği çiçeklerden mi oldu? Bu adam beni öldürmeden rahat etmeyecek. Böyle şeyler söyleme babacığım ne olur. Dinlenmene bak. Babacığım. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum. Beni yalnız bırakacaksın diye çok korktum. Nasıl sen beni yalnız bırakacaksın diye ben çok korkuyorum kızım. Sen benim göz bebeğimsin. Bu hayattaki biricik varlığımsın sen. Annen bana emanetisin. Ben Uğur'a hiç güvenmiyorum kızım. Seni mutlu edebileceğini hiç düşünmüyorum. Sen bununla evlenirsen mutsuz olursun. Babacığım belki haklısın. Tamam. Uğur yanlış şeyler yapmış olabilir. Hatta senin için değersiz bir insan da olabilir. Ama ben Uğur'u tanıyorum. Ben onun ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyorum. Hayata yeniden tutunmak için ikinci bir şans hak ediyor bence. Herkes gibi. Ona şans falan vermem ben. Babacığım, şeyi hatırlıyor musun? Hani ben küçükken senin hayatında birçok şey ters gitmiş. Kendini en dipte hissetmişsin. Hatta birçok zaman eve bile uğramamışsın. Hatırlıyorum. Ama annem sana ikinci şansı vermiş babacığım. Seni elinden tutup ayağa kaldırmış. Babacığım, ben seni üzecek bir şey yapmak istemiyorum. Sen şimdi güzelce dinlen. Ben de gidip misafirlerimi uğurlayayım, tamam? Vay arkadaş şansa bak ya. Yani ben nereden bileyim oğlum Hüseyin babamın kır çiçeğin alerjisi olduğunu? Adam az kalsın gidiyordu ya. Candan peki daha iyi değil mi şimdi?
İyi, iyi, çok şükür iyi. Ya Sevgi iğnesini yapmış, yarına kadar dinlenirse bir şey kalmazdı. Oh, vallahi şükürler olsun ya. Sevgi, nasıl Hüseyin babam? Daha iyi. Ya ben çok özür dilerim vallahi. Bilmiyordum ki yani. Bilsem alır mıyım ben o çiçeği? Uğur, nereden bileceksin? Şanssızlık işte. O zaman Hüseyin komiser de dinlensin. Biz yapacak bir şey yok. Kalkalım. Evet evet, zaten yeterince ortalığı da karıştırdık. Hadi. Gidiyor musunuz? Babacığım. Hüseyin komiserim, ben gerçekten özür dilerim. Yani ben bilmiyordum alerjiniz oldu. Yoksa almazdım o çiçeği. Kızım, sen bu serseriyle gerçekten evlenmek istiyor musun? Hı hı. Uğur efendi, kızımı sana veririm. Yalnız hemen sevinme. Bazı şartlarım var. Önce kızımı üzmeyeceksin. Sonra ben geçirmedim. Onun boğazından haram lokma geçirmeyeceksin. Ayrıca hep onun yanında olacaksın. Ayağına taş değse senden bilirim. Bir daha yanlış park cezası için bile karşıma gelmeyeceksin. O zaman cezanı ben keserim, haberin olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Vallahi anlaştık yani. Sonuna kadar anlaştık babacığım. Vallahi billahi yani, gerekirse kanımla imza atarım yani. Vallahi bak. Ayrıca öyle evlenmek için hemen acele etmeyeceksiniz. Yavaş yavaş olacak her şey. Sonra sen bir süre bana babacığım demeyeceksin. Tamam. Tamam. Tamam, siz nasıl isterseniz, tamam. O zaman en baştan alalım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Sevgi'yi oğlumuz Uğur'a istiyoruz. Verdim gitti. Allah be! ne yapacağım oğlum ya? Tamam, öpeyim. Babacığım. Geç bakalım. Geç başkanım Damat, geç. Gel, gel kızım. Çıkar şunu. Evet. Hadi kızım, ben seni yatırayım. Ne oldu? Ben de kalacağım sizinle, oturacağım. Ya kızım, ayakta zor duruyorsun ama. Bak. Hiç uykum yok, bak. Ya sen var ya, sen gıybet dinleyecek ya. İyi, tamam. 5 dakika otur madem. Gel buraya. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. Biz ne yaşadık oğlum bu gece ya? Ha? Ben ömrümde böyle kız isteme görmedim. Vallahi billahi ya. Ya Hüseyin komiser verdi değil mi kızı bana yani? Bir sıkıntı yok değil mi oğlum? Vallahi ben de anlamadım tamam ama verdi galiba, aldık değil mi? Çok saçma oldu, sinirlerim bozuldu. Ya adamın kızını istemeye gittik, bak herifin haberi yok, haberi. Evet ya. Hayır, bir de fenalaştı, ben bizim yüzümüzden oldu zannettim. Ya oğlum bizim yüzümüzden oldu zaten. Adam girdi çiçekçi, o kadar çiçek arasında gitti adamın alerjisi olan çiçeği buldu be. Ya oğlum ben nereden bileyim ki yani, kaç yaşında adam, ben gittim en güzel çiçeği aldım götürdüm. Lan oğlum ne adamsın ya. Uğur abi, siz Sevgi öğretmenimle evlenince burada mı yaşayacaksınız bizimle? Kızım nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşarlar. Biz kendi evimize çıkacağız zaten. Ne zaman? Paramız olunca mı? Evet. Yani işte baba her şeyi yoluna sokunca, tamam mı? Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. Vallahi ben şey yapamıyorum, anlayamıyorum. Yani Hüseyin komiser Sevgi'yi verdi değil mi bana? Yani bir sıkıntı olmaz değil mi? Sonra vazgeçtim falan demez değil mi bu herif? Ha? Sen bırak Hüseyin komiseri de anandan kork, anandan. Ulan evleneceğine kadın haber vermedin lan, gebertecek seni duyunca. Oğlum... Söyleyeceğim yani, söyleyeceğim, gideceğiz. Bir daha istedim. Efendim Betül Hanım? Demir Bey, rahatsız ediyorum bu saatte. Şimdi Mertcan'la konuştum da, Mertcan Öykü'ye para falan vermemiş. Öykü Mertcan'dan almamış mı parayı?
Sevgi öğretmen aradıktan sonra biraz sıkıştırdım. Önce verdim dedi, sonra gerçeği söylemek zorunda kaldı. Zaten onun da o kadar üstünde para yok ki. Parayı Mertcan vermemiş ama birisi sorarsa Mertcan'ın borç verdiğini söylemek için anlaşmışlar aralarında. Anlamadım bir şey. Peki Öykü Mertcan'a söylemiş mi parayı nereden bulduğunu? Yani Mertcan biliyor mu? Çok üstüne gittim ama nereden bulduğunu bilmediğini söylüyor. Anladım. Peki. Teşekkür ederim Betül Hanım. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Demir ne oldu? Ne diyor Betül Hanım? Ya bugün sınıfta para toplamışlar işte bahçedeki bir kediye mama almak için. Öykü kaç lira vermiş? 100 lira. Ne? Nereden bulmuş parayı? Bilmiyorum. Sevgi'ye de bana da Mertcan verdi dedi. Ama annesi aradı şimdi Mertcan'dan da almamış öyle bir para. Aa, bu kız bu kadar parayı nereden buldu peki? Öğreniriz şimdi. Demir dur bir sakin ol. Bak gerçekten bir açıklaması falan vardır bence. Tamam merak ediyorum açıklamayı. Uyumuş sıpa. Neyse sabah konuş istersen. Yarıda hiçbir şey mi oldu? Yok bir şey. Yok ben yatırayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.